içindesin. Aynen. Soksana lan bizi bu ortama. Nerelisiniz siz? Nerede oluyor, çekiliyor bunlar? Ben İstanbul'dayım abi. Ha bu şu videolar falan İstanbul'da çekiliyor değil mi? He? Sahibinin yanına gidiyorlar, çekiyorlar. Orada sessiz son dönermiş. Bugün sizlere yanımızda gördüğünüz Fiat Fiorino'yu detaylı olarak yapılan işlemlerini her şeyini sizlere anlatacağız. Artık sandalye götürmeye kalktı. Bu arabanın arkası sürtüyor. Oğlum her videoya başka intro yapmış lan herif. Selamun aleyküm herkese. YouTube yaptın abi efsane kasa. Çekim yapalım dedim. Bittiği gibi direkt sattın abi. Ondan sonra gene bir Fiorino aldın abi. Neden abi? Bu sevgi nereden geliyor? Onu sormak istiyorum. Yani daha önce Fiorino varken Honda da vardı. Bizim Honda'yı toplamamız 6 ay falan sürdü. Bu Fiorino candır ya. Ne bileyim. Fiorino güzel. Her dilinden anlıyorum. Parçalarını ne yakışacak, ne edecek her şeyini biliyorum. Ulan ben Forza'da 2 ton yanlış renk seçiyorum. Benim ağzıma sıçıyorsunuz burada. Baksana abi 50 bin izleniyor burası. 2 ton yanlış renk seçiyorum. Yeşili beceremiyorum amına koyayım. Ben ibne oluyorum. Adam diyor ki ben Fiorino'ya ne yakışır anlıyorum diyor. Bak. Ne yakışıyor anlıyormuş abi adam. Yani zorlanmıyorum. Öbür arabalarda ne yakışıyormuş peki? Oğlum adamın zorlanmadan yaptığı iş bu. Yakışıyor işte bir şey ya. Parçasını bulamıyorum. Onu söylüyor mu videoda ne yakıştığını? Fiorino'nun gözünü seveyim ya. Yok. Parçaları her yerde. Yani buluyorum üstüne yakışacak şeyleri biliyorum. Yani bildiğim üzerine yakışacak şeyleri yani. Biliyorum diyor abi. Fiorino benim çocukluğumdan beri var. Bu da ikinci Fiorino oluyor değil mi? Bu ikinci Fiorino oluyor. Çünkü yani plakadan dolayı herkes karıştırıyor. Onun yani, açıklamasını şimdi mi yapalım? Şimdi yapalım abi. Öbür arabam zaten 2010 modeldi. Trafiğe çıkışı 2012'ydi. Bu 2017 model. Bu otomobil ruhsatlı. Yani öyle bir şey alalım dedik. Cihaz yapıyoruz, emek veriyoruz. Sök tak olmasın. 2 yılda bir muayene. Ha sök tak muayene muhabbetini anlatıyor bak kral. Olsun diye Husisi'yi tercih ettik. Husisi aldık. Yani bu ticari değil ama. Kafama göre bir araba yakalarsam. Değilmiş işte şahsi yanlış. Ya yakaladım bir kafama göre araba. Plakayı sürekli ben her aracıma taşıyorum yani. Bunu yine satsam plakamı hiçbir zaman vermeyeceğim yani. Ama bu arada araba da çok güzel olmuş. Allah gözden nazardan kazadan beladan korusun. Yapabildiğimiz abi. Kadar güzel yaptık. Çok güzel dokunuşlar bir yapmışsın de kapla, abi. Kaplama sebebi de niye? Öbür arabam da beyazdı. Hatta bunun beyaz fotoğrafını bitirdim. Yani kimseyle de paylaşmadım. İstersen sana veririm. Alırız abi. Ben bunu bitirdim bir tane abim vardı. Hit Garaj da dedi ki buna dedi bir bizim de emeğimiz olsun dedi bir kaplatalım. Ya bizim kafamıza da yattı. Yunus Deniz diye bir arkadaşım var. O da dedi ya kaplat o zaman dedi. Öbür arabaya benziyor dedi. Boş ver kaplamayı yaptır. Biraz da o bana baskı yaptı. O şekilde kapladık. Beyaz hali de çok şık. Bütün yok, detaylar güzel, ortaya çıkıyordu ama hiç kimseyle onu paylaşmadım. Direkt kaplamaya verdim. Ben arabayı bitirmiştim. Araba hazırdı. Beyaz, sade, şık haliyle bütün detaylar ortadaydı. Kaplama yapak. Millet de dedik öbür arabayla benzetmesinler. Plaka aynı. Çok karıştırıyorlardı. Aynen, çok biz de oluyor. Biz de dedik Fiorino'ya da bir de hiç kimse bir kaplama uygulamadı. Aynen ben de ilk sende gördüm. Hiçbir kaplama uygulamadı. Biz de dedik ki yani her gidip arabaya yapıyorlar. Ya. Güzel arabalara Jet'le ona buna çok yapıyorlar. Biz de dedik bir ticariye deneyelim. Nasıl bir şey olacak diye. Lan dedim Fiorino'ya yapan yoktu. Ben de dedim Fiorino'ya ilk dedik bir kaplayalım öyle. İlk bir kapladık. Ondan sonra yani tarihleri de var. Sonra bir baktım herkes Fiorino'ya kaplatmaya başladı. Yani ben yaptım, ettim gibisine. Bunu herkes biliyor yani kaplama tarihleri de var. İlk uygulamayı ben yaptım Fiorino'ya. Değişiklik bir şey olsun diye, şıklık kastım diye gayet de güzel oldu. Güzel olduğu için insanlar da yapmak istedi abi. Aynen. Biraz da araban hakkında bilgi öğreneyim senden. Araba hakkında bilgi vereyim. 2017 model. Hatasız boyasız 3 yıllık garantisi devam ediyordu. Geçen garanti bitti. Arabayı ben ikinci el aldım. Çok temiz aldım. Yani hiç hasar kaydı hiçbir şey yok. Servis bakımları her şeyi garantideydi. Garantisi de daha yeni bitti. Bana dediler ki niye pop paketi alıyorsun? Araba boş. Ya dedim boş da zaten ben yani sıfır da olsa koltuğunu bozuyorum. Farlarını bozuyorum. Sistemini kendi isteğime göre yapıyorum. Şu anda bile yani dolu paket yaptım. Koltukları döşettim. Ondan sonra sis yerleri yoktu. Sis yerlerine değişik bir şeyler uyguladık. Farları değiştirdim. Yani bunların emsalları şu an internete bakıyorum. İşte yani hasar kayıtları olan 95 lira 100 lira arası. Kilometresi yüksek olanlar işte
Oğlum ben hipnoz oluyorum ya. Ben Transit'in jantlarıyla aynı jant mı acaba bu? Bence bunlar aynı jantı dönüp duruyorlar kendi aralarında. Bana da öyle geliyor. Tarikat olma ihtimali var. Biraz daha düşük fiyatları ama benim arabanın kilometresi 52 binde. Aldığında kaç bindi? Aldığımda şey araba 40 yasal bindi. Bir şey. Jiletimleri yani. Bile. Ne? Bu böyle yasal bir şey mi? Bence yasal değil. Necati? Ne ya abi? Bu böyle hani mesela trafik polisi bunu durdurduğu zaman bir şey demiyor mu yani? Ceza yazıyor. Yani normal. Normal. Paramız ne yok, fiyorini alıyoruz ceza yemek için. Ne bunun cezaları? Demiştim. Ne kadar araba... oluyor yani? Her şey biraz farklı ya. Ne? Bu arabanın her ki her şey idam farklı olabilir. Neyse. Şu anda benim boş hallerine bakıyorum. Kilometresi düşük olanlar 120, 115, 130 da yazan var. O arası ya. Değişiyor yani. Abi istersen burada bir ara verelim. Arazındısını inceleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Olur. Abi istersen söyle, ön taraftan başlayalım. Yapılan işlemleri öğreneyim senden. Yapılan işlemler farlardan başlayalım. Tamam, alta doğru ineriz. Farları sade tuttum. Öbüründe kayal led falan vardı. Çok sıkı. Sessiz İşlemler sound. Farlardan başlayalım. Tamam, alta doğru ineriz. Farları sade tuttum. Öbüründe kayal led. Tamam, alta doğru ineriz. Farları sade tuttum. Öbüründe. Abi inanamıyorum ya. Nasıl farı sade tutmuş olabilirsin abi? Yani ya bu arabayla alakalı, bak bu arabayla alakalı mesela 500 sayfa falan bir kitap yazsanız, tamam mı? Mesela sade kelimesi o kitabın içine giremez abi yani. Hiçbir yerde olamaz yani sade kelimesi. Hiçbir yerde olamaz. Logonun üzerine bile siyah kaplamış abi herif. Lan bari sök logoyu, sök. Öbüründe kayal led falan vardı. Çok sıkıntılıydı. Bunu sade ve şık yaptım. Öbüründe 2,5 inç mercek vardı. Buna 3,5 inç mercek yaptık. Arka görüntüsünde kırmızı detay verdik. Sade tuttuk farımızı bu şekilde. Tamponlar... Zarif, sade. Arabayı nasıl yaptın? Sade yaptım. Bak en sade. Sade hali bu. Yanında bir tane daha sade var bak. Benim kameradan görünmüyor olabilirse şöyle göstereyim, o da sade. En az benim kafam kadar, benim saçım kadar sade arkadaşlar. Bakın ben saçımı sade yaptım. Kanalın sahibi ne kullanıyor acaba? Az önce gördüğünüz sarı var ya Albe. Bu adam diğer arabasına sinirli bence. Evet, diğer arabasını bulsa sikecek. Orijinal tamponlar, öbürü gibi tampon. Ama bence orada şöyle bir muhabbet var. Kendi aralarında dönen muhabbetten dolayı öbür arabanın işte kötü bir namı varsa, bir şey varsa mesela, ya da bence ufak bir topluluk oldukları için her arabanın, her plakanın tanıyanları var yani. Öyle bir muhabbet olabilir. Evet. Bu arada, yaptırmadık. Bu arada bence cidden sade tutmuş. Değil mi? Yani hoparlör yok farda. Evet, farda hoparlör yok. İyi bir nokta değindin. Koyulabilirdi abi sonuçta. Araba neden dışarıya da ses vermesin ki? Öne doğru ses atarak. Bir zaten ya bunun bagajında. Bayram var abi. Ben mi yanlış görüyorum? Ne? Fişlerde Türk bayrağı. Yoktur milliyetçi be. Milliyetçi spek. Var abi var. Orijinal tamponun üzeri. Necati içeriden Necati içeriden bilgiyle geliyor. Var abi var. Yerinde oynadık. Ya. Fark ettiyseniz bak şuralarında kabartma var. Sisler biraz daha içeride. Yani dedik araba biraz böyle şey dursun. Kaslı dursun diye. İşte ek bir uyguladık. Değişik bir ek. Komple tamponla birlikte birleştirdik. Ön işte piyona bile boyattık siyah detayları. Ondan sonra Fiat ambleminin üstüne diamond kaplama yaptık. Ondan sonra buralara, şuradaki işlemlere. Söyle gel kanka, yakından sekonda. Şuradaki işlemlere işte komple piyona bile şey yaptık. Güzel olmuş. Ön, güzel detay ön, olmuş. Ay, güzel detay. Önde cam filmi var. Kas numara tercih ettim. 05. Abi. Yanlar kas numara, arka. Yanlarda 2 numara. Ya. Peki öyle durmuyor galiba. Ya şimdi 05 yani kim kimi koparıyor abi, kendi payının yani şimdi. Bile 2 numara. Söyle, jant konusuna gelmek istiyorum. İsmini, ebatların hepsini öğrenmek istiyorum. Ya işte abi, jantlara bakıyordum böyle, hep aynı
jant takıyorlardı. Bunlar da yeni çıkmıştı. Antalya'da bir abimizde vardı. Rica ettim, dedim bana yollar mısın? O da sağ olsun. Jantları ya orjiyse. Ama bunlar çok pahalıdır ya. Bence orijinal ben, değil jantlar. Ben kanal sahibinin arabasını merak ediyorum. Yolladı. Albay'a dedi ya Necati. Atayım mı abi? Atat yani kardeşim. Sonra az önce adamın durduğu noktayı bilelim ki nereden baktığını görelim yani olaya. Bu jantları da ilk defa ben sende gördüm. Takan vardır muhakkak ama ben çok sende gördüm. Çok pek böyle yaygın bir jant değil yani. Genelde Vossen tercih ediyorlar. Aynen, genellikle Vossen tercih ediyorlar. 7.5 offset, arka önde 7.5 offset. Peki ileride tekrar bir değiştirmeyi düşünüyor mu jantları? Ya, şu anlık gözüme hoş gelen bir jant olursa değiştiririm yani. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı diyelim. Şöyle ayna kapağına gelmek istiyorum. Bu ayna kapağını ilk kez sende gördüm. Ya bu ayna kapağında işte bizim bir abimiz vardı. BMW'nin M arabalarındaki ayna kapağı şeyi. Türkiye'de kimse gerçek bir M araba alamadığı için tüm Honda'larda bu şeyi görebilirsiniz. Yaptırdığımız Seftunik nasıl bir detay katarız diye, yani bizde değişiklik bir şey olsun. Farklılık yani olsun. Farklılık olsun. İşte araba 3 ay falan yattı. İşte gittik geldik projeleri falan filan. Dedi ki ben dedi buna dedi yarısı ayna yapacağım dedi. Yapayım mı dedi. Uygulayak abi 3 gün 5 gün gittik akşamları baktık. Yaptık öyle yarısı aynaları. Neden böyle? Gerçekten de çok. Ne o? Sürekli şöyle bir şey var. İşte bir arkadaşım geldi buna şunu yapacağız dedi, yaptı. İşte bir abim geldi buna şunu takacağız dedi, taktı. Bro bence hani bu... şöyle, kendileri de biliyorlar, iğrenç oldu. Sorun belayı paylaşıyorlar, anladın mı? Hani çok başkasına atıyor. Ya sonuçta çünkü şöyle bir şey var. Yani ne? Hı, tamam kardeşim. Uğur attıysan zaten gelir o bana. Bence şöyle bir durum var. Mesela şimdi yani bu adamlar, hani hiç yanlış konuşmak istemiyorum da. Yani sonuçta belli bir maddi düzeyi var herkesin ve bu işe bir para harcıyorsun, tamam mı? İşte patlıyor 15 bine 20 bine. Şimdi çoluğunun çocuğunun rızkını arabaya veriyorsun, bok gibi oluyor ya. Ona mesela şey diyemiyorsun abi, bunun her şeyin kararını ben verdim ve yaptık bunu ve böyle bir sorun çıktı, kusura bakmayın değerli izleyiciler diyemediği için bunu bu kankam yaptı, onu o kankam yaptı, benim zaten kankim etiketçi falan diye bence suçu paylaşmaya çalışıyorlar. Çok şık falan oldu. Çok güzel bir ben detay bunu ilk katmış. Çıkarttığımda bazı arkadaşlar... Her videoyu devam ettirdiğinde şaşırıyorum abi, şık oldu falan filan gibi şeyler geliyor. Kafayı yiyeceğim ya. Videoyu playliyorum, şık oldu. Playliyorum, alev atıyorum buna koyayım şey, sade oldu falan deniyor. Çok benle şey yaptı, dalga geçer gibi. Baksana aynaya, olmamış, sök gibi. Kötü olmuş. Ya kötü olmuş dediler. Bir bakıyorum şu anda... O adamı kaybetme. O kimse onu kaybetme. Çok önemli bir şey anlatıyor şu an. Geçer gibi. Baksana aynaya, olmamış, sök gibi. Kötü olmuş. Ya kötü olmuş dediler. Bir bakıyorum şu anda yani herkes takmaya başladı yani. İmitasyonu da çıkmaya başladı. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, güzel bir detay oldu. Ya güzel bir detay oldu. Ondan sonra çıtaları gelelim. Yok ben çıtaları... yanlış analiz etmişim abi. Her şeyden memnunlar. Tavanı da piyano bilek. Şunu da çok soruyorlar. Araba kaplamalı, siyah detay var. Yani bu ruhsata içti mi? Aynen. Bazen böyle polisler falan çevirmeye denk geldi mi? Ya şöyle yapıyor. Aha geldi gibisine, içti gibi değil. Biz bunun hepsini işlettik yani. Hepsi ruhsat. Araba kristal, sarı, siyah diye geçiyor. Üç renk var arabada. Kristal simlerinden dolayı yani böyle parladığı için. Dolayı. Ondan dedik simli geçmesi lazımmış. Geçmedi mi sıkıntı yapıyorlarmış. Kristal, siyah, sarı diye geçiyor. Öyle işte, ondan sonra yan detaylar maşbiyellerim. Zaten o maşbiyellerim aynen, diğer arasında da var. Yok vazgeçemiyorum. Ya en şık buna bu yakışıyor. En güzel oturuyor. Yani bastığımız zaman arabayı çok şık duruyor. Bundan vazgeçemedim. Eski arabamda da görmüşlerdir. Maşbiyeli aynı 19. tercih ettim. Kapı kolları piyano bilekle. Detaylar çok güzel oldu. Detaylar. Söyle arkaya geçelim istersen abi. Abi spoiler'dan başlamak istiyorum. Bu spoiler'ı ilk kez sen de gördün. Ya bunu nasıl bir dedik uygulamaya bak. Dediğim gibi biliyorsun çok araba yaptım. Fiorino yaptım. Herkes konuştu, dedim değişik bir şey olsun. Herkes de olan değil. Buna çok çalıştık yani. Bunun iki kanat bu yani. Biz koyduk bunu kendimiz sırf tasarlamamız. Şöyle yapsak, baktık ettik. Bir iki kez başka model yaptık. Olmadı etti. Abi. En sonunda böyle güzel oturtturduk. Değişik bir şey olsun diye yaptık. Şu anda bile yani bunların kalıpları bende. Yani kalıpları vermedik. İsteyen ama olursa... imitasyonunu yapan var. Yakında bu da çıkar. Ayna kapakları çıktı. Yakında bu da çıkar. Bu orijinal değil. Böyle oğlum, değişik bir adam, şey. Adam ya bilmiyorum farkında mısınız ama şöyle bir egoda. Bunları ilk ben yapıyorum. Argesini margesini.
Ve benden çalıyorlar vibe'ı var yani herifte. Hani fikrimi Lego çalıyor. Değil mi? İmitasyonu evet. Çıkmış abi. Zarif, şık, detaylar sade. En çok kullanılan çok 4 kelime bu. Zarif, ya, şık, detaylar ve sade. Ya bu arabanın... Ya biz... Kapatır mısın ya video? Bu arabanın arkası yere sürtüyor. Ben sinirleniyorum. Ya. Oğlum egzozdan ateş çıkmıyor. Adamlar da direkt egzozu yere sürtüp kıvılcım çıkarmanın peşinde belki. Nereden biliyorsun? Zaten egzozlar da abi... Diğer arazında da vardı galiba abi bu. Egzozlar öbüründe biraz daha kısaydı. Ufaktı biraz. Diğer arazından sinirleniyor adam. Bir şey olmuş. Orijinal... Çalınmış bence. Çok hayır abi ama. Öbüründe bak şimdi ben olayı çözüyorum. Şimdi videonun 9. dakikasında abi, ben evet. Olayı çözdüm. Analiz kombi geliyor. Kombi. Bence kankalar olay şu. Adam eski arabayı yapıyor. Tamam mı? Orada böyle her şeyi en üst limitte yapmak istiyor ama yapamıyor çekindiği için. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi. Hoş geldin. Aa. Abi bir sakin. Ben tam analiz yapıyordum. Yapmıyorum. Aynen abi. F5 bedava kankiler. Bence bu adam diğer arabada yapamadığı her şeyi bu arabada yapmış. Dolayısıyla diğer araba da iyi. Ama adamın demeye çalıştığı şey şu. Evet o çok iyiydi. Ben onu yaptığımda hani new level yani. Yeni bir şey çıktı. Ama bu bambaşka bir level diyor adam. Al tuttuk. Farkındaysan yani şurada çıkıntılar var. Alt piyano bilek. Öbürü kare şeklinde geliyordu. Bu oval şeklinde yaptırdım. Değişik olsun diye yani. O çok biraz böyle şey duruyordu. Bu daha böyle kibar. Daha güzel göze hoş geliyor. Güzel öyle yaptık. Da. Egzozlarda dedim böyle bir şey yapayım. Egzozlara çok... Bu arada fark ettiyseniz hiçbir yapılan hareketin mantığı olmadığı için hep şöyle. Kankam yaptırdı. Orayı öyle yaptım. Burayı böyle yaptım. Şurayı şöyle yaptım. Öyle böyle şöyle... olarak dönüyor tüm muhabbet. Öyle olsun dedi. PK Maker diye birisi kibar yazıp soru işareti koymuş abi. Niye taşak geçiyorsun abi adamın zevkiyle? PK Maker. Bu arada tespit çok iyiydi. Nasıl fark ettin bunu? Neyi? Kankam yaptı diyormuş ya hep. Neyi? Çok şey. Yorum alıyorum. Ya olmamış. Bazısı diyor abi çok güzel. Nereden aldı? Söyle şimdi herkesin zevk var. Meselesi yani. Zevkime yaptım. Hoşuna giderse gider milletin. Yani. Gitmezse de gitmez yani. Önemli çok önemli. Önemli olan burada senin beğenmen abi. Ben beğendim. Gayet de güzel arabam. Ondan sonra farlara dediğim gibi yine şekilde kaplama yaptırdım. Piyano bile kaplaması yaptırdım. O şekilde yani. Şey sormak istiyorum. Şimdi egzoz kafaları var ama egzoz sistemi var mı araba? Arabada 1.3. Bunda egzoz olmaz. Ama 4'ü de aktif. Öyle necaatse. Abi şimdi diyorlar yani egzoz yere sürtüyor falan diye. Hmm. Evet. Bu araba zaten böyle yürümüyor abi. Bu arabayı yükseliyor, kaldırıp yürütüyorlar zaten. Onun için sürtmüyor. Peki bir şey diyeceğim. Araba sadece dursun diye mi 5000 lira masraf yapıyorlar? Dururken alçak dursun diye mi? Biraz öyle. Abi yalnız senin atladığın bir nokta var. Ne? Sen hiç podyumda koşan manken gördün mü? O neydi ya? Bir şekilde polisler bile bazen sıkıntı çevirdi. Yok sıkıntı diyor ki bunda diyor abartı egzoz var. Yani ya yok için. Abicim yani geçen çevirdi. Yok abicim bas al. Yok 1.3 motor yani ne olabilir ki? Yani bağırma. Egzozlar sadece 4'ü aktif çalışıyor. Yani var görünüş eşliği, olsun diye. Görünüş olsun diye görsel olarak diye tuttuk ama 4'ü de aktif çalışıyor. Yani mesela şimdi bu arabaya mesela o 20 kilo eklediği için araba daha çok yakıyor. Araba ağırlaştıkça daha çok yakar ya. 2 kilodan tabii. Fazla abi ya. Siz daha bagajı görmediniz. Bir de ses sistemi var bunun. Ya fazla da Necati söyleyeceğim şeyler biraz ağır. O yüzden yumuşatmaya çalışıyorum kilodan. Ben de biliyorum çünkü araba 2-3 kat fazla yakıyor ya kardeşim. Çoluğun çocuğun rızkını petrol ofisine veriyorsun. Bu mantıklı bir hareket değil yani. O zaman söyle yan tarafta güzel bir arazımız var. Ona da geçelim istersen. Ona da geçelim. Araba kendisi 3 kat fazla yaksa. Galiba senin abi. Benim aynı yer. Sıkıntı yok. Bunu bir kardeşimiz vardı. Çok istiyordu yani çok sevdiğim benim dostum. Acaba? Dedi ki abi o kadar araba yapıyorsun. Ya o da böyle yani. Yani yanlış anlamayın da AVM bile çirkin yani. Nasıl bir AVM ya? Ben bir örnek vereceğim ama çok ayıp olur mu diye düşündüm. Yaz bakayım bana Discord'dan. Direkt söylemek istiyorum. Çok ağır olmaz da yani kötü bir benzetme. Yani o kadar ağır bir şey değil. Söyleyeyim mi? Yani herkes abi, bekliyor. Orası AVM değil bu arada. Yok. Pokemon Go oynarken hani
belli başlı yerlerde çok fazla Pokemon oluyordu ya. Yani orası burası mı? Hani bu bağcılar acaba... işte. Welcome to cehennem mi peki? Haydi. Altıranın dik gönlünü. Arabaya da ihtiyacı yok yani, şeye yok yani, böyle bir tutku var. Ya dedi, ben dedi Tofaş istiyorum. Ya bunun zevki farklı. Tofaş istiyorum. Ya Tofaş'ı ne yapacak? Kapıda 50 tane araba var, binsin birine. Altında araba var. Ya ben de çocuğu kıramadım işte. O şekilde aldık. Araba yine bizde yani, sıkıntı yok yani, sürekli biz de biniyoruz. O da yani bir saat iki saat alıp geziyor hevesini almak ya. İçin. Ben bu arabayı toplamadım. Ben aldığımda böyle hazır aldım. Şimdi desem ki ben yaptım, arkadaşların hayır, emeğini yerim. Yani. Emeğine saygım var. Biz bunu hazır aldık. Bunu Sessiz Sant'la Kürşat'a aldılar. Kürşat'ın da araba. O da işte. Sen kendi aracın plakası. Aa, sonu da 18. Sessiz Sant dedi. Sonu 18. Ne? Sessiz Sant. Nerede gördük biz bunu? Sessiz Sant. Bir önceki arabada gördük. Emeğim. Tekrar diyorum. O adamın arabası. Ve teşkilat diyoruz ya. O adamın arabası mıymış bu? Necati, Sessiz Sant az önceki araba mıydı? Yani bu videodaki yani çoğu Sessiz Sant ya. Sessiz Sant dediğin şey bu ses sistemlerini yapan yer mi kardeşim? Aynen ha, aynen ha. Firma anladı. Bir sticker gördük tane Sessiz Sant diye. Bu arabada değil. Bu videoda değil. Gözden nazarda kazadan beladan. Öncekinde de evet. Allah razı olsun. Allah. Bu da ya Sessiz Sant. Zaten ne olacak ki abi? Birkaç tane ya. Zaten bu adamların hepsi arkadaş değil mi birbiriyle Necati? Evet. Lan bu abi. Bunlar arkadaş. Aynı kültürü paylaşan insanlar sonuçta. Hepsi bence, hı. Ya bence arabaları sattıkları insanlar da birbirleri zaten tahminimce. Öyle zaten abi. Değil mi? Hani arabalar dışarı aynen. Çıkmıyordur yani. Kendi içlerine dolaşıyorlardır. Ya da komple söküp satıyorlar onu. Ha sizin şey gibi, Linea gibi. Sembol gibi. Simbol müydü o? Medical stop. Sağlıkçıymış ya bu arkadaki yer. AVM değilmiş. Herkese nasip etsin. Hoş geldin abi. İsteyen herkese en iyilerini nasip etsin. En iyilerini nasip etsin. Söyle yan tarafa bir geçelim abi, gel abi. Şimdi şunu sormak istiyorum abi sana. Sen de. Kendi aracın plakası sonu da 18, bu arabanın da sonu 18. Ya bizde şimdi, abi. Bizde böyle bir takıntı var. Yani ne bileyim, bütün araçları babamın da olsun, yani akrabalarım da olsun, hepsinin sonunu 18 yapıyoruz. Bizde bir takıntı yani. Hastalık belki şu an. Ne dedin brocum? Yayını kapattım da iki yerden ses geliyor ya, ondan böyle aradım şu an. Hoş geldin. Tamam. Şu anda yani bizde akrabaların hepsini, arabalarını dizin. Şu an hepsinin sonuna MS bakın 18. Sorunu var da güzel sesim geçmiyor. Ya, o da güzel bir detay. 18. Yani millet bana çözsün abi tamam. Efe'nin şeyini. Yayında çözmeyelim tamam. Ya böyle şeyleri. Çok da soruyor. Eğer senin videon izlenirse çok soruyorlar. Çan kırılı mısın? Evet, çan kırılıyım. Ilgazlıyım. Bunu da söyleyeyim yani takipçilerime. Abi arabanla çok önemli bir detay unuttum. Onu herkese göstermek istiyorum. Aynen, gel abi. Aynen, ben de fark ettim de. Onu anlatmayı unuttuk. Şimdi sislerdeki detay. En evet. Önemli kısım. Ya sislerdeki detay. Bu arabada pop paketiydi. Sis yoktu. Zaten ben yapacağımı biliyordum. Sağ olsun Deniz abimiz var. Onun emeği buna çok geçti. Buradan ona selam olsun. Yani kimsenin de işini yapmaz. Sağ olsun biz abi kardeş gibiyiz. Benim için uğraştı. 3 ay uğraştı. Nasıl diyelim? Mercek. Alttakiler mercek. Merceğin içine Türk bayrağı yerleştirdi. Dedi bir böyle. Arabada da görmedim. Yok, görmedik abi. Ama şunu ben çok soru alıyorum. Herkes diyor ki abi diyor ben de yaptıracağım, edeceğim. İzin alıyorlar. Bazıları izin almıyor. Önemli değil. İzin aldı. Dedim yap kardeşim. Biz bu arabayı yapıyoruz. Yanlış anlama demiyoruz. Biz buyuz. Benim arabamdan görüp örnek alsınlar. Ben mutlu olurum. Sevinirim yani. Sevinirim. Çünkü ya hani çok değişik bir kültür bir... abi. İdrak edemiyorum ya. Evet. Yani izin almalar. Sessiz Sound'un kendi arabasını attım. Sade bir detay abi. Çözmüş. Merceğin içine Türk bayrağı. Bunu herkes düşünebilir ki yani. Erim abi buna acil bakman lazım. Hemen.